Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Eşe Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün grafik problemlerinin ilk videosuyla karşınızdayız. Problemler son vuruş kampının artık sonuna doğru yaklaştık sevgili arkadaşlar. Burada grafikle ilgili, grafik problemleriyle iki videomuz olacak. İlk videoda tamamen Daire grafiği ile ilgili ikinci videoda tamamen çizgi grafiği ile ilgili önemli tüyolar vereceğim. Çünkü geri kalanların büyük çoğunluğu yoruma yönelik veya mesela bir sütun grafiğinde yüzdeyi çok fazla sormuş olabiliyor. Ama çizgi ve daire grafiğinde özel çözüm tarzları oluyor. O yüzden bugünkü ilk dersimizde size daire grafiği üzerinde duracağım ve hızlı çözüm taktiklerini göstermeye çalışacağım. Hadi gelin soruları çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuz bu. Bu sorudan hemen başlayalım. Diyor ki yukarıdaki tabloda bir pastane sakızlı muhallebi, kazan dibi ve tavuk göğsü yapmak için kullanılması gereken malzemelerin yüzdesi verilmiştir diyor. Buna göre yandaki grafikte hangi ürün ya da ürünlerin malzeme dağılımını göstermektedir diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim burada bir daire grafimiz var ve burada dört çeşit malzeme var. Ve arkadaşlar bunların her birinin açısına baktığım zaman bir şey fark ediyorum. 36, 72, 108 ve 144 hepsi 36'ya bölünüyor. O zaman ben buradaki tüm açıları 36'ya bölerek bunlara oran vermeye çalışıyorum. Hemen 36'ya bölelim arkadaşlar. Bunu 36'ya böldüğümüzde burası 4K, burası 3K, burası 2K, burası da K oluyor. Yani o zaman arkadaşlar buradaki malzemelerin oranları K, 2K, 3K, 4K. Yani hep eşit aralıklarla artmış oluyor gördüğünüz üzere. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Hemen bakalım arkadaşlar burada. Hangisinde var? Bakın 30-30 eşitlik var. Olmaz. 30 40 20 bakın 10 20 30 40 bakın bu olabilir kazan dibi. Bakın arkadaşlar tavuk göğsünde burası 20 fark var, burada 15 fark var, burada 30 fark var. Hayır. Arkadaşlar farklar birbirine eşit olmak durumunda. O yüzden de sevgili arkadaşlar burada biz hemen gelip kazan dibini işaretleyebiliriz buradaki kısımda. Evet, hemen gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz şöyle. Buradaki diğer daire grafiği sorusu. Şimdi arkadaşlar bu daire grafiği sorusuna baktığımızda diyor ki bir mağazadaki standların tüm standlar içindeki oranı yanda verilen daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. Makyaj malzemesinin standların %40'ını oluşturduğuna göre yukarıdaki daire grafiğinde makyaj malzemesinin kaç derecelik açı olması gerekiyor? yüzde %40 bakın. %40'ı oluşturuyorsa şöyle 360 derecede neyi oluşturacak arkadaşlar? Şimdi mantığımız bu. Şimdi burada arkadaşlar şöyle düşünelim. %100 demek yani 360 derece geliyor ya %100 demek şöyle. 360 derece geliyor. %100 demek 360 dereceye geliyor. Peki %40 demek neye denk gelir? Bunu bulmak için hemen şöyle bir kolaylık yapacağım. Öncelikle %10'u bulalım. %10 36 dereceye denk gelir. E %40 da arkadaşlar bunun 4 katı o zaman da bunun 4 katı olacak. Yani 144 dereceye denk gelir. Yani hızlı oran vermek oldukça önemli arkadaşlar. Önceki temel soruları size göstermek istiyorum. Oldukça kritik oluyor arkadaşlar. Bakın %100 360 derece ise %10 36, %40'ı da 144 dereceyi bu arada. şu derece dereceyi temsil etmiş olacak. Hemen gelelim bir sonraki soruya. Sorumuz bu. Yukarıdaki eşit ağırlıkta iki ayrı karışımdan oluşan un, yağ ve şeker miktarlarının dairesel grafiği verilmiştir. Bu iki karışım birbirine karşında elde edilen karışımın şeker oranı nedir? Diyor. Sevgili arkadaşlar oldukça basit bir şekilde ele alalım. Şimdi bunların miktarlarını bize söylememiş ya. Elimde 360 Kilogram bundan olsun. 360 kilogram bundan olsun. Zaten 360 dereceye dağılmış ya. İçinde şeker ne kadar? İçindeki şeker burada. Göstermiş akşam İçindeki şeker burada. 120 kilogram olur. E burada 150 kilogram olur. E bu ikisi birbirine karıştırırsa bunun tamamı ne olur? 720. E peki içindeki şeker miktarı 120 ile 150'nin toplamı. Yani 270 olur. Peki biz bir maddenin total içerisindeki oranı nasıl buluyorduk? O maddeyi tamamına bölüp çarpı 100 yaparak yüzdesini bulduk. Ya yani şöyle de yapabilirsiniz. 720'nin yüzde kaçı? 270'tir. Bu da olur. Ama burada hemen e, oranlayıp yüze çarpmakta işimizi görüyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu 2 sıfır birbirini götürdü. Bunu böl 4'e, bunu böl 4'e 18 etti. Burası 25 etti. 18'in bunu böl 9'a, bunu böl 9'a. Burası 3 etti. Burası 2 etti. Şununla şunu çarp. 75 bölü 2 etti. Yani yüzde 37 buçu şeker olurmuş yani iki karışımda birbirine eşit ağırlıkta olduğu için ikisine de 360 kilogram dedim ve bu şekilde oranlamış oldum arkadaşlar daire grafiğinde yani daire grafiğinde bizim açılarla ilgili oran vermemiz oldukça önemli şimdi biraz daha zor sorular var onlara gelince daha net bir şekilde anlatabileceğim arkadaşlar sizlere şöyle biraz geçeceğiz şuradan Heh. burada bir tane daire grafiği sorusu var arkadaşlar bu soru tipi Galiba sınav sorusu. Evet bu sınav sorusu arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Bir beyaz eşya firmasında ABC olmak üzere 3 farklı türde buzdolabı üretip satmaktadır. Sattığı buzdolaplarının bir kısmı alıcılar tarafından firmaya iade edilmektedir. Aşağıda üretilen ABC buzdolaplarının buzdolapları içerisindeki toplam sayısının daire grafiği ve müşteriler tarafından iade edilen buzdolaplarının yüzdesi sütun grafiği verilmiştir. Bu firmada A ve B ürünlerinden toplam 900 tane A ve B şurada toplam 900 tane. A ve B neyi temsil ediyor arkadaşlar? Şundan şöyle maviyi seçeyim. Hı. A ve B neyi temsil ediyor? Şurası 270 dereceyi temsil ediyor. 270 derecelik kısmı 900'müş. Evet. B dolabında 36 tanesi iade edilmiş. 36 tanesi edilmiş. Şimdi arkadaşlar oldukça basit olaylar. Şimdi bir kez burası 270 dereceyi temsil ediyor. 270 dereceyi tem bize neyi soruyor? A ve C dolabından toplam kaç tane iade edilmiş? Okey. Şimdi arkadaşlar B'den 36 tane iade edildiyse, iade edilen yüzde kaçı? Yüzde %10'u. O zaman B'nin tamamı ne olur yani %100'ü? 360. O zaman bundan 360 tane var. E tamamı 900 değil miydi arkadaşlar? Tamamı 900 ise o zaman burada kaç tane kaldı? 900'den 360 çıkarsak 540 tane kaldı. Peki sevgili arkadaşlar burada 270 derece, 270 derece bize 900 tane buzdolabını temsil ediyormuş. E bizim C'miz ne kadar? C'miz 90 derece. E 90 derece neyi temsil eder? 3'te biri, 3'te biri. O zaman 300 taneyi temsil eder. O zaman C'den 300 tane var. Şimdi olaylar çok kolay. Neden? Bana A ve C'den ne kadar buzdolabı iade edilmiştir diye soruyor. Şimdi hemen gelelim A'ya bakalım. A'nın ne kadar iade edilmiş? %15. Yani 540'ın %15'i şöyle 540'ın %15'i artı bir de C'nin de %40'ı yani 300'ün %40'ı. 300'ün %40'ı bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen gelin bakalım. Şuna 2 0 2 0 diyelim. 3 kere 40 120 tane buradan. Şuradan bir 0 bir 0 silelim. Bir 5'e bir 5'e bölelim. Burası 2 kalsın, burası 3 kalsın. Bir de 2'ye 2'ye bölelim 27. 27 çarpı işte buradan 81 kaldı. O zaman A'dan 81 tane C'den de 120 tane iade edilmiş olur. Yani toplamda 201 tane iade edilme olur A ve C'den toplam. Burada pislik şurada. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Diyor ki bana A ve B türü toplamı 9 derece. Şimdi insanın gözü kör oluyor arkadaşlar burada. Yani hata şurada. Mesela burası 90 derece ya. Geri kalanın 270 derece olduğunu. Zaten 270 derecenin 900'ü gördüğünü insan göremeyebiliyor. Çünkü hep ayrı ayrı bulmaya alışmışız ya. Halbuki total geriye kalan 900 ise e, 270 derece 900 ise e, 90 derece yani C'nin gördüğü de 3'te 1'i. Yani 300 oluyor. Şuradaki oranlama sistematinden yapabiliriz. Yani burada insanın gözünü kör eden kısım Orası arkadaşlar ee, bu daire grafiğinde böyle bir çoklu bakış açısına da sahip olmak gerekiyor diye. Şimdi biraz daha gidiyoruz. Daire grafiklerini çözmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi burada bir tane daha daire grafiğimiz var. Hemen buna bakalım. Aşağıdaki dairesel grafikte bir tekstil ürününde kullanılan kumaş çeşitleri miktarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre atlas kumaşın oranı krep kumaşın oranından %25 eksik. Hmm. Şimdi arkadaşlar atlas krep krep Şimdi Atlas A krep K, krep yazdım ki çünkü bir tane daha K ile başlayan var ee, evet. Kanmas da var çünkü arkadaşlar. Krep ve kan iki de K ile başladığı için krep yazdım. Şimdi bakın burası önemli. Diyor ki Atlas kumaşın oranı krep kumaşının oranı %20 eksik. Şimdi arkadaşlar %25 eksik ne demek? Şimdi yüzde %25 eksik 4'te 1'i kadar. Yani biri yüzse, biri yüzse, diğeri biri yüzse şöyle. Biri yüzse diğeri 75 demek. Yani bu aslında 4K ise bu 3K demek. Yani %25 eksik. Yani o zaman ben buraya gelip 4K yazarsam bunu 3K yazabilirim. Ardından devam ediyorum. Ardından devam ediyorum. Diyor ki şifon kumaşın oranı atlas kumaştan %50 fazla. Şimdi şifon kumaş var ya şifon kumaşta %50 fazla. Şimdi %50 fazla bunun yarısının üzerine eklenmiş halde. Doğru değil mi? Yani ne oluyor arkadaşlar? 4.5K oluyor burası da şifonda. Şimdi devam ediyorum. %50 fazla kanvas kumaşın oranı krep kumaşın oranına eşit. Kanvas krebe eşitmiş. Kanvas. Şöyle kanvas yazalım hemen buraya. Şöyle. Kanvasımız. O da kaç k? 4k oluyor. O da 4k oluyor. Hemen yazalım şöyle. 4k. Devam edelim. Diyor ki viskon kumaşın oranı atlas kumaşın 7 bölü 3 katıdır. Şimdi atlas kumaş 3k ya. Yani 3k'nın 7 bölü 3 katı da 7k. O zaman şöyle 7k olur. Yani bizim buradaki ne kumaşımız o? Viskon kumaşımız da Viskont kumaşımızda 7K oluyor. Şimdi bunların totali diyor ki Hım, şifon kumaş dairesel grafikte kaç derecelik geri göstermektedir. Diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bunun totali kaç K oldu topladığımız zaman. Şöyle şurası 7, 14, 18, 22 buçuk. Şimdi arkadaşlar 22 buçuk K oldu. Bizim şifonumuz 4 buçuk K doğru değil mi? Yani 22,5 buçuk dört buçuk. Bu bunun kaçta kaçıdır arkadaşlar? Bu bunun 5'e bölünmüş halidir. Doğru değil mi? Evet 5'e bölünmüş halidir. Ya yani şöyle düşünün. 225'e 45 gibi düşünün. 5'e bölünmüş hali. Peki arkadaşlar 5'e bölünmüş hali. Yani 5'te birini kaplayacak şifon. E 5'te tamam 360 derece. E 360 derecenin 5'te birini konuşuyoruz. 360'ı 5'e bölersek kaç olur? 72 derece olur. O zaman bu burada 72 derecelik bir kısım kaplar diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki soru için. Bu önemli. Şimdi gelelim buradaki soruya. Yandaki dairesel grafikte bir üniversitedeki sınıflara ait kişi sayısı ile bir ilgili bilgiler vermiştir. Bu grafikte verilen açılar ise o sınıftaki kişi sayısını arasındaki doğru orantı vardır diyor. Buna göre sütün grafiğindeki sınıf derecesine göre sınıflarda bulunan toplam kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı göstermiş. Önce sınıfta genel sayıları bir oranlamış ardından kız ve erkeği ayrı ayrı göstermiş. Okey. Yukarıdaki verilen grafikte x eksi y artı z net. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar bakın. 90-90-45. Burası 135 derece. Şimdi hepsi 45'e bölünür. Böl 45'e 2K. Böl 45'e 2K. Oran verelim. Bunu da böl 45'e 1K. Bunu da böl 45'e 3K. O zaman bunların hepsinin oranlarını şu an ben biliyorum. Şöyle verdim. Şimdi gelin arkadaşlar bakalım tek tek. Şimdi burada ben hemen kafam şöyle olacak. X, Y, Z var ya sayılarını zaten bildiğim bir sınıf var mı? Vallahi var. Üçüncü sınıfta hem kızların hem erkeklerin sayılarını tek tek görebiliyorum. 60. Yani burası 120. Yani üçüncü sınıf. Yani 2K 2K bize 120'yi veriyor. O zaman burada da 120 kişi var. O zaman burada 60 kişi var. O zaman 2K 120 ise 1K 60, 3K 180 kişi var. O zaman işler kolaylaştı. Neden? Çünkü bakın birinci sınıfta Y ile 50'nin toplamı birinci sınıf. Yani 60'ı vermesi gerekiyor. O zaman Y'miz ne burada? Y'miz 10. Devam ediyorum. Sonra arkadaşlar ikinci sınıfa geldik. İkinci sınıfta bakıyoruz arkadaşlar. X ile Z'nin toplamı. X ile Z'nin toplamı ikinci sınıfı verecek. İkinci sınıfımız ne? 120 kişi. 120'yi verecek. Böyle bir kalsın. Şimdi geliyoruz ikinciye. Z'ye geliyoruz. Z'de de bakın arkadaşlar. 4. sınıf. 4. sınıfta ne arkadaşlar? 100 ile Z'nin toplamı değil mi? 100 artı Z. Bu da kaç kişi oluyor arkadaşlar? Şöyle bakalım. Burada da 180 kişi varmış 4. sınıfta. 180 kişi. O zaman Z'miz ne? 80. Arkadaşlar Z 80 ise şeyimizde, de 40. Zaten orada ihtiyacımız yok bu arada. Bizim burada çünkü X ve Z'yi toplamış ya. X ve Z'yi topla zaman 120 zaten. Eksi 10. Y'yi bulmuştuk. 110 yani cevabımız 110 oluyor yani yukarıdaki grafiği oranlama sistematiğinde kullanıyorum arkadaşlar hemen 2K 3K 3K deyince ee, hemen oradan birini eğer 120 görüyorsa eşit olan da 120 o zaman K60 3K 180 bu oranları çok çok hızlı bir şekilde buradaki sorularda verebiliyorum evet daire grafiğine devam ediyoruz şimdi bir tane daire grafiği sorusu var burada böyle vermiş diyor ki bir manavda satılan yaz meyvelerinin alış fiyatları ve kar oranları verilmiştir bu meyvelerin toplam kilogram için payı ise daire grafiğine verilmiştir. Bu manavda kiraz ve karpuzların elde ettiği toplam kar miktarı kavundan ettiği kar miktarından 1200 TL fazla olduğuna göre bu manavda kaç kilogram kiraz satılmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar biz kar miktarını yani kar parasını bulmak istiyoruz. Şimdi ne kadar kar ediyor? %20. 10 liradan %20. O zaman burada 2 TL'lik bir karımız var. Doğru değil mi? Çünkü %20 kar edecek. Kar fiyatımız 2 TL. Şimdi 6 TL'den %30. Bakın 6 çarpı 30/100 gibi düşünün. Şa şuna 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 şimdi şuna 18/10. Yani buradan 1,8 TL karımız var. Şimdi 12 TL'den %25. %25 ne demek? 4'te 1 demek. O zaman burada da 3 TL kârımız var arkadaşlar. Kârlarımızı buraya yazdım. Şimdi ben miktarlara geliyorum. Şimdi arkadaşlar her birinin kilogram cinsinden oranı. Şimdi bakın hemen burası 150 90 burası da 120 derece. Şimdi ben bunların hepsini bölen bir sayı bulmam gerekiyor. Neye bölünüyor hepsi? 30'a bölünüyor büyük. Böl kardeşim 30'a. 30'a böl. Burası kaç k? 3k. Burası kaç k? 4k. Burası kaç k? 5k. Şimdi sevgili arkadaşlar kaç kilogram satıldıysa kârla çarpacağım ben onu değil mi? Onun için kârı belli. Şimdi mesela ilk olarak bakıyorum bu kav şöyle bu şey yapmayayım. Şimdi ilk olarak bana ne diyor burada? Kiraz ve karpuzlardan etti, elde ettiği toplam kar. Kirazdan elde ettiği toplam kar ne? Kilo kilogram başı 3 TL. Kirazdan ne kadar satmış? 3K kilogram satmış. O zaman 3 çarpı 3K lira elde etti burada. Artı. Devam ediyorum. Ee, karpuz. Karpuzdan kaç ne kadar sattı? 5K. Karpuzun her birinden ne kadar? 1,8. O zaman 5 çarpı 1,8K elde etmiş buradan da kar. Sonra devam ediyorum. Ee, devam ediyorum. Sonra diyor ki kar miktarı kavundan elde ettiği kar miktarından bir kavundan ne kadar elde? Kavun 4k, 4 kere burada da 2 var. O zaman 4 çarpı 2 yani eksi 4 çarpı 2k. Bunu elde etmiş arkadaşlar. Şimdi bunun sonucunda ki de 1200 TLymiş. Şimdi hemen başlayalım. Burası kaç oldu? 9k. Burası kaç oldu? 9k. Şurası kaç oldu? 8k. Bunun sonucunda o zaman ne oldu? 10k eşittir 1200. K da buradan 120 olduğu. Şimdi K 120 ya bize diyor ki burada buna göre bu manada kaç kilogram kira satılmış. E ne kadar kira satıldı? E 3K kadar kira satıldı sevgili arkadaşlar. E K ne? K'yı ben 120 buldum. E K 120 ise 3K ne olmuş oluyor? 3K 360 oluyor sevgili arkadaşlar. Yani aslında burada grafikte görünce şaşırmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar mantıken her bir kilogramdan elde ettiğin kar TL'sini biliyorsan kaç kilogram sattıysan buna gelip oradaki TL'ye çarpman gerekiyor ki toplam karla ilgili fikir yürütebilesin buradaki kısımda. Şimdi hemen gelelim buradaki soruya. Yukarıdaki grafikte bir kitapçıda satılan ABC yayın evlerine ait 3720 kitabın türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Verilmiştir. Bu kitapların 1800 tanesi Mavi TYT Soru Bankası 750 tanesi de AYT Soru Bankası'dır. Buna göre kitapların kaç tanesi C yayın evine aittir diyor. Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlar her bir yayın evinde totalde kaç kitap olduğunu bilmiyorum ama yine oranlar verebilirim. Nasıl vereceğim oran? Bakın burada %60 demiş. Bakın %60 ile 60 dereceyi karıştırmayın. Şimdi %60 eğer bize A ya bu 6A oranını veriyorsa geriye kalan %40 o zaman bu 2A oranını verecek. Şu da 2A oranını verecek bu durumda. Böyle. Devam ediyorum. Şimdi 144 derece. Burası kaç olur? 108-108. 144. 108. 360'dan 144'de çıkarsak 216. O zaman burası 108 derece. Burası da 108 derece olur. Bunların her üçü de arkadaşlar neye bölünür? 36'ya bölünür. O zaman bakın bu B olduğu için buna B cinsinden vereceğim. Bakın arkadaşlar şurası 3B. Burası 4B. Burası da 3B oldu. Devam ediyorum. Geliyoruz C'ye. Bakın burada yüzde olarak vermiş. Oldukça kolay bizim için yüzde olarak verdiği için. Geliyoruz burada yüzde 10. Yüzde 11 C. Yüzde 44 C. Yüzde 50 oldu. O zaman burası da 5 C oldu bu durumda. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyor ki bana bu kitapların 1800 tanesi mavi olanlar T'de. Şimdi mavi olanlara bakalım. 6a, 4b, 4c yazıyorum arkadaşlar. 6a artı 4b artı 4c. Kaçmış arkadaşlar bu? Ee, 1800müş. 1800. Devam ediyorum. Şöyle diyor ki sarı olanlar AET diyor. Sarı olanlara bakıyorum. Sarı olanlar e, şöyle 2a, 3b ve c yazıyorum. 2a 3B ve C. Bu da 750 ymiş. Şimdi arkadaşlar totalde kaç kitap var? 3720 kitap var. Doğru değil mi? Şimdi bakın her bir grafik ayrı ayrı oranlayacaksın. Mesela ona A, ona da A, ona X, ona X, ona K, ona K diyemez. Her birinin totali farklı çünkü. Şimdi bunların toplamı ne oluyor? 2550. 2550'den ne oluyor? 1170 tane mi? Geriye kalan 1170 tanesi de ne kitaptan? Kırmızı kitap. Kırmızı neyse. Kırmızılar ne arkadaşlar? Kırmızılara bakalım. 2A, 3B, 5C. Yazıyorum. 2A, 3B artı 5C. Bu da 1170. Mükemmel. Neden? Bakın arkadaşlar şurada, şurayı gördünüz mü şu ikili? Şu ikili de eğer ben üst tarafı eksiyle çarparsam ne olur? Eksi 2A, eksi 3B, eksi C, eksi 750 olur. Ve ben benden ne istiyor? C yayın evinde kaç kitap var? C yayın evi toplam kaç C? 4, c Ben, ben 10C'yi bulmak istiyorum. Buradan C'yi çekmem gerekiyor. Bakın mükemmel bir durum ortaya çıktı. Üst tarafa eksiye çarpıp alt tarafa tekrar yazdım. Bunları alt tarafa toplarsam 2A, 2A, 3B, 3 b bu da bunu götürdü. 4C eşittir. Bundan da 750 çıkardık. Kaç oluyor? 250, 170, 420 oluyor. Şimdi biz C'yi kaç bulduk o zaman 4'e bölersek bunu? E, kaç bulduk? 105. E bize kaç C gerekiyor? C yayın evinde kaç tane kitap var? E 10C tane kitap var. O zaman 105 çarpı 10'dan 10C'mizde 1050 tane kitap oluyor buradaki kısımda. Yani burada önemli olan her bir yayın evinde farklı farklı kitap sayısı olduğu için farklı farklı harfler vermek ve en son senden istenen C olduğu için yani C ile ilgili şeyler bulmak için C'yi nasıl götürebileceğini düşünmen. Yani buna göre fikir yürütmen buradaki zekici hareket olacaktır diyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu sevgili arkadaşlar. Bu soruda bakalım. Diyor ki bir fabrikada XY ürünleri üretilip satılmaktadır. Bu fabrikada üretilen XY ürünün satıcıya dağılımı daire grafiğinde. Bu ürünlerin birim e, maliyet ve satış fiyatları ise nokta grafiğinde verilmiştir diyor. Okey. Sayıcı dağılımı özledim. Sayıcı dağılımı verilmiştir. Tamam. Bu fabrikada üretilen XY ürünün elde edilen kar ne? Kar Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi X için maliyet 3 lira, satış 6 lira. 3 TL kar ettik. Şimdi y için 3 lira 5 lira 2 TL kar ettik. Z için de 7 bölü 2 yani 3 buçuk bir de 5 olan zaman bunlara 1 buçuk TL kar ettik. Hepsinin karını görüyorum şu an. Şimdi satış miktarlarına gelelim. Bakın arkadaşlar burası 60 burası 90. Totali kaç etti? 150. Geriye kalan ne olur 150'den? 210. Şimdi ben 210, 60 ve 90 dereceyi bölen bir sayı bulalım hemen. Hepsi 30'a bölünür. Böl 30'a 7K tane bundan. 3K tane bundan. 2K tane bundan var. Şimdi bakın arkadaşlar. X'ten ne kadar kar ediyorum? 3 TL. Ne kadar sat var elimde? 2K. O zaman 2K çarpı 3'ten o zaman X'ten benim karım 6K kadar olacak. Devam ediyorum Y'ye. Y'den ne kadar kar ediyorum? 2 TL. Ne kadar var elimde? 3K kadar. E çarptım ne kadar kar ettim? Y'den 6K kadar. Z'den 7K kadar var. Z'den 1.5 TL gördüğünüz üzere. O zaman 7 çarpı buçuktan da 1.5'a çarpmak yarısını üzerine eklemek demek arkadaşlar. 7'nin yarısı 3.5 üzerine ekle 10.5. Z'den de 10.5K kar ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu durumda bana diyor ki hangileri doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar burada bakalım. Ee, elde edilen kar miktarı ki en büyük X ve Y'ninki eşit cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. E, ee, cevap anahtarında bir sorun olmuş. O yüzden bunun cevabını Ceyhan alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben burada elde ettiğim karları ve miktarlarını hemen oranlara bölüyorum. Yani dereceyle çarpmak yerine oransal olarak çok daha hızlı bir şekilde sonucu buluyorum. Bu fabrikada üretilen X, Y, Z tamamının satışından 45 bin TL, kâr kar etmiş. tamamını tamamının şurası ne kadar arkadaşlar? Bakın şunu toplarsak. 22,5K değil mi? 22.5K kar edilecekmiş. 22.5K kar edilecekmiş ve bu 45.000 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi Z ürünü kaç tane Z ürünü üretilmiştir diyor. Z üründen kaç tane üretilmişti? 7K kadar doğru. Şimdi 7K'yı bulacağım. Bakın arkadaşlar çok basit. Dikkatli izleyin. 22.5 ile 45 birbirini sadeleştirir. Bu tam iki katı. Şurası iki kalır. O zaman K buradan ne oldu? K'mız 2000 oldu. E K'mız 2000 ise bize Z'den ne kadar üretildi? Z'den bakın burada yazıyor. 7K kadar üretildi. 7 kere 2000'den 14.000 tane Z'den üretilmiş olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde olayı çözmüş ve sonuca ulaştırmış oluruz bu şekilde. Şimdi gelelim buraya. Yalçın Bey bahçesinde bir kısmını yalnızca gül, diğer kısmını ise yalnızca lale fidesi dikmiştir. Yalçın Bey bahçesinde dikilen ağaçların alanları oranını birinci grafikte, sayıcı oranını ikinci grafikte vermiştir. Bu bölgedeki çiçek sayısının o bölgedeki, bir bölgedeki çiçek sayısının o bölgedeki alanı oranı çiçek cümbüşlüğü denir. Buna göre lalelerin çiçek cümbüşlüğü 10 olduğuna göre gillerin çiçek cümbüşlüğü nedir? De. Şimdi birinci grafikte alan hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın burası 240. Şuraya ne kaldı? Burası arkadaşlar 120. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bölelim bölelim ikisini 120'ye. Bu 2K bu K oldu arkadaşlar. Bunu böyle yaptım. Şimdi geldim buraya. Burası 150 ise şurası ne olur? 210 olur. Doğru değil mi? Şimdi 210 ve 150 ikisi de neye bölünür arkadaşlar? İkisi de 30'a bölünür. Böyle 30'a. Burası 5K demeyeceksin işte bak. Biri alan biri sayı. Buna 5A diyeceksin. Buna da 7A diyeceksin. Şimdi bakın. Bize ne diyor? Çiçek sayısının alana oranı. Şimdi sayı burası. Alan oranı da burası. Şimdi bakın. Lalenin, lalenin cümbüşlüğü 10'muş. Şimdi lalenin sayısı kaç? 5A. Cümbüşlüğü ne? K. Şimdi o zaman 5A'nın K'ya oranı 10'muş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada çok basit bir hareket. Bakın arkadaşlar şu çok basit hareketler yapalım. Bakın bu 10 bölü 1 ya. Şu 5'i çapraz çarpım olacağı için bunun altına taşıyabilirsiniz. Yani A bölü K direkt 10 bölü 5. Yani 2 olur diyebilirsin. Şimdi geliyorum buraya. Burada da gülün cümbüşlüğüne bakacağız. O zaman 7A'yı 7A bölü 2K yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 7 bölü 2 ile A bölü K'nın çarpımıdır. E A bölü K ne zaten? 2. O zaman şu 2 ile şu 2 gitti. Yani ne geldi cümbüşlü? 7. İşlem hızından bahsediyorum aslında burada. Hızlı bir şekilde işlem yapmak için buranın hemen 7 olduğunu işaretleyebilirsiniz. Arkadaşlar iki tane daire grafikli sorulara ayrıca önem verin. E, iki i̇ki daire grafiği, bir daire bir sütun grafiği aslında sınav tarzı e, şu ekolde oluyor. Gösterelim nerede o? Ee, şurada bu ekol arkadaşlar şu ekol yani bir daire bir sütun iki daire onların birbirine göre oranları yani bu tarz sorulara ayrıca dikkat ettiniz ayrıca önem vermeniz gerekiyor daire grafiği gerçekten ÖSYM'nin sevdiği bir kısım ee, ve en azından orta üst sorular gelebilir ki bu sene de kesinlikle arkadaşlar Daire grafiği yani grafik sorusu kesin gelecek zaten de daire grafiğini seviyorlar arkadaşlar ya ama mesela sütun da soruyor, çizgi de soruyor yani soruyor. O yüzden ben burada bu problemler kampında dairenin ve çizginin üzerine durmak istiyorum çünkü en hızlı çözüm metotları orada. Diğer grafikler daha çok yoruma veya mesela sütün grafiği vermiş ama yüzde problemi sormuş aslında. Veya karışım problemi sormuş gibi sorular olabiliyor. O en azından okuduğunu anlamakla ilgili ama bu dairede ve çizgide çok daha pratik yöntemler var. Bir sonraki derste çizginin üzerine duracağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.